Merhaba Nazım ve Veysi. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hoş... Sizin için çiftlik bank konusunda insanları uyaran insan diye bir kehanette bulunuyorlar. Geçen seneki programımızdan bir bölüm koyalım araya. Buyur Nazım. Ya seni çok saf gördü. Saf, temiz anlamında. Ya da? Piramit. Ha, saadet zinciri. Saadet zinciri, evet. O saadet zincirlerine insanlar hala inanıyor ya Türkiye'de. Aslında bu da saadet zincirinin değişik şekli. Para ver demiyor. Gel beraber film yapalım diyor. Acayip filmler sonra gelecek sana diyor. Olmaz öyle saçma şey demekten başka bir şey bulamıyorum. Yani bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa gerçek değildir diye bir laf var biliyorsun. Hocam uyarmıştı. Demin ona baktım. Ponzi şeması denen şey bitmiyor. 77 bin kişi 500 milyon lira yatırmış. Sen anladın mı peki Ponzi nedir? Şemadır. Alttakilerin üsttekileri belli bir şemayla. Altında 2 kişi olacak. Onun altında 4 kişi olacak. Öyle o şekilde gidiyor ve bu para akışı. Anlamış ama tam değil. İzah edeyim mi? Bütün bu Ponzi şemaları, bu Charles Ponzi diye bir adamın bulduğu bir şey ya. İddia şu. Biz bir iş yapıyoruz. Yani mesela biz İFA olarak diyoruz ki ya biz İFA olarak çok karlıyız. İnanılmaz karlı bir şirketiz biz diyoruz. Yatırım yapmamız lazım. Sermayemiz yok diyoruz. Kameraları alacağız. Başka olmaz öyle saçma şeyler yapacağız. Ve bu olmaz öyle saçma şey diyoruz ki o kadar karlı bir şey ki. Ama işte paramız yok. Hani bize destek olun. Mesela 1000 lira koyun. Bir yıl içinde biz o kadar çok para kazanacağız ki size 2000 lira vereceğiz. Aslında ortak alıyorsun. Olay şu. Gerçekte bir kar falan yok ortada. Ne yapıyorsun? Bir sürü insan geliyor sana. Bir sürü kek. Onlar 1000 lira veriyorlar. Sen de başta bak en büyük hilesi bu. Başta diyorsun ki okey. Kazandık, buyurun 2000 liranızı. Bu çok önemli bak. Onu yapmazsan Ponzi şemaları işlemez çünkü. Ne oluyor? Millet diyor ki Ahmet gidiyor Nazım'a diyor ki ya Nazım diyor İFA diye bir yer var. 1000 lira verdim 2000 lira verdiler diyor. Harika diyor. 3000 lira koyuyor bu sefer. Arkadaşını getiriyor o da koyuyor. Ve Ponzi şemaları 13 yıla kadar sürenleri var. Hızlanıyor gittikçe. Para geldikçe vermen de kolaylaşıyor. Veriyorsun bir takım insanlara. Fakat sorun şu. Gerçekte hiçbir üretim yok aslında. Bir kazanç falan yok. Sadece gelen insanlarla bunu yürütüyorsun. Zaten Ponzi şeması o demek. Çiftlik bank olayında şöyle bir hile var. Diyor ki biz çiftlik kuracağız. Fakat siz de gelin ortak olun. Çünkü diyor bu çiftlik işi o kadar karlı bir iş ki diyor. 1000 koyun. Aynen bu dediğimi diyor. 1000 koyun sene sonunda size 2200 vereceğim diyor. Ve sanal tavuklar, sanal mandalar falan. Ben bu hayvanları alıyorum gerçekten sizin bana verdiğiniz paralarla. Ve o hayvanların etini, sütünü, yumurtasını satıyorum. Ve bunlardan kazandığım paradan da size kar payı veriyorum diyor. Tamam mı? Çok mantıklı. Dinlediğin zaman. Ve daha da kötü bir şey yapıyor. Yani daha da kendisi için çok iyi bir şey yapıyor. Franchise veriyor. Harika ya. Bir takım herifler geliyor hemen. Diyorlar ki ya biz bu ürünleri satalım. Diyor ki tamam hemen çiftlik bank şarküterileri açılıyor. Her şarküteriyi açmak için 200 bin lira veriyorsun. Franchise parası. Oralarda da gerçekten ürünler satmaya başlıyor. O ürünleri de halbuki kendi üretmiyor. Gidip o da üçüncü partilerden alıyor yani. Gelen paralarla gidiyor süt, yumurta, peynir alıp onları da bir de karla sattırıyor orada. Bu arada diyor ki siz sistemdesiniz onun için size bütün çiftlik bank şeylerinde %5 indirim falan gibi bir takım numaralar yapıyor. Ve daha da acısı bu 77 bin kişiyi bilgisayar başında o tavuklara mandalara baktırtıyor. Yani şey sanal olarak bir oyun var yazdığı bir oyun. O oyunla gidiyorsun orada tavuklara şeylere bakıyorsun. Sistem çok güzel hakikaten. Harika. Bütün bunları yapabilecek insan biraz zeki olması beklenir de çocuk baktığın zaman çok gerizekalı böyle en basit abi bir çocuk. Abi değil mi ya nur yüzüyle nasıl akıl etmiş onları o çocuk ya. Ve 25 yaşında bir çocuk yani. Çocuk bayağı Pablo Escobar'ın Escobar ya. Bir araştırma yapıldı. Türkler finansal cehalette yine başladı. Yani deminki durum da onu gösteriyor. Aslında film prodüksiyonu da bir nevi Ponzi şemasıdır. Çünkü sen gidip yine insanları kandırıyorsun. Yani diyorsun ki ben öyle bir film yapacağım ki siz şimdi bir koyun ben bunu 3 yapacağım diyorsun. Ama tabii şöyle bir farkı var. Gerçekten sen bir film yapıyorsun. Tutmayabilir. Yani aslında bütün garantiler boştur abi. Film hep hayaldir yani. Hayalciliktir. Nereden bileceksin tutacağını? Bir garantisi var mı? Benim geçen seneki programda söylediğim bir şey vardı abi. Birisi sana bir koy, 3 al diyorsa bu yalandır yani. Olamaz öyle bir şey. Şahsiyet hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bu hafta şahsiyeti konuşalım dedik. Şahsiyeti şu yüzden konuşmak istedim. Eleştirmek için değil yani. Ben eleştirmenlere karşıyım. Hiç sevmiyorum kendilerini. Yani eleştiri sistemine de karşıyım yani. Saçma bir şey. Bir insanın eleştirmen olması çok kötü değil mi? Yap ki eleştirme hakkın olsun. Ya yok o da doğru değil de. İlla ki eleştirmenler olacak bu dünyada. Bunu durduramayız. Bir yer var ne o? Rotten Tomatoes abi Allah kahretsin ya.
Yani eleştirmenlikte sorun şu. Aslında bir ortalamayı alıyor. Binlerce eleştirmen. O Rotten Tomatoes öyle. Binlerce eleştirmen var. Bakıyor, yıldız veriyor. Tabii. Sen eleştirmenler konusunda ne düşünüyorsun? Çok sevdiğim eleştirmenler de var. Kim onlar mesela? Atilla Dorsay mı mesela? Sadece eleştirmek için eleştirenler var. Onlara çok uyuz oluyor. Ben şeye hastayım zaten. Herkes eleştirmen olmuş oğlum ülkede. Yani açıyorsun ekşi sözlük. Oo! Bir ülkede eleştirmen çok sınırlı sayıda olur abi. Ya şimdi Türkiye'de zaten az iş yapılıyor. Senede 130 film falan mı yapılıyor aynen. İşte. 130 filme kaç eleştirmen gerekir? Bizde 1300 tane var. Her sinema eleştirmeni. Boğaziçi sosyolojiyi bitirdim ve sinema eleştirmeni olarak kariyerime başladım. Ama bir şey söyleyebilir miyim hocam? Söyle bakalım. Hitchcock mesela kendine çeki düzeni şeyde vermiş. Çeki düzen. Yani çeki düzen. Truffaut'la yaptığı görüşmelerde falan. Truffaut hani çok ciddi bir eleştirmen aslında. İyi bir eleştirmen. Sonra ayrı ama Truffaut şeyle konuştuğunda eleştirmen değil artık. O da yönetmen. Öncesinde eleştirmen diye. Önce bunlar Cahiers de Cinéma. O da Türkler hiç söyleyemez o şey. Cahiers de Cinéma. Sinema defterleri. Adlı bir dergide yazıyorlar bunlar. Godard, Truffaut ve başkaları. Sonra bunlar diyorlar ki ya biz film yapalım. Zaten Türkiye'de de sinema eleştirmeniyim diyen insanların %95'i falan aslında yönetmen olmak istiyor. Ama bunlar beceriyorlar hakikaten ve yönetmen oluyorlar. Ve Truffaut Hitchcock'la konuştuğunda zaten yönetmen. Yani oraya bir sinema yazarı olarak gitmiyor. Bazı filmlerini falan şey zamanında eleştirmiş. Tabii. İşte onu diyorum. Ha. O onları çok dikkate almış mesela Hitchcock. Öyle mi diyor? Ben eleştirmenleri hiç dikkate almam diyor. Yok Truffaut'u o kadar ciddiye alması sebebi de o zaten. Ha, içlerinden canım şimdi eleştirmenler kötü deyince bir tane hepsi kötü değil. İlla içlerinde iyileri var. Az şey gibi mi? Bunu şeyden sordum. Bilir kişi demek istemiyorum ama hakikaten bilir kişi gibi oluyorlar ya. Yönetmenler de filmi bittikten sonra gerçekten bilen birinden geri dönüş mü istiyorlar acaba? O yüzden mi böyle bir ihtiyaç var? Yani zor tabii şey. Buna cevap vermek zor. Yani evet sonuçta eleştirmenlik çok zor bir şey. Yani gerçekten senin iyi bir eleştirmen olabilmen için Boğaziçi sosyolojiyi bitirmiş olman yeterli değil. Kusura bakmasın arkadaşlar yani. Sosyolojiyi biliyorum. O zaman filmleri okurum ya. Yani. Oku oku ipe diz. Onu daha önce açıklamıştım. Yetmez o yani. Sanat tarihi bilmen lazım. Sanat bilmen lazım. Sinemayı, tekniğini az çok bilmen lazım. Belki bir denemiş olman lazım falan. Yani bir sürü şeyi bilmen lazım. Psikoloji bilmen lazım. Tarih bilmen lazım. Bütün sinema tarihini biliyor olman lazım. O ülkenin spesifik tarihini biliyor olman lazım. Onun sinema tarihini bilmen lazım. Yani bilmen lazım bir sürü şeyi. Ve beklenen şey ne? İdealde bir eleştirmen gelecek ve okuyucuya veya dinleyicilere o filmin bir analizini yapacak ama o analiz de bizi bir yere götürecek. Yani biz diyeceğiz ki ha bak ben bu filmde şunu görmemiştim. Bu film böyle de olabilirmiş. Ama şimdi bu yorum demek değil. Yani ben bir filme sabaha kadar yorum yapabilirim. Sevdim, sevmedim. İşte şu şöyleydi. O solcuydu, öbürü sağcıydı. İşte bu faşisti, yok bu feministi, yok antifeministi, yok siyaseten doğruculuk bilmem ne. Yani yaptıkları şey şu. Filmi alıyor, Wikipedia'ya bakıyor önce. Yönetmenin daha önceki filmleri. Onları da görmüş. Bir kısmı sinefil zaten. Hani görmüş oluyor. Benzer filmler. Şunlar bunlar. Böyle bir film var. Ne kadar güzel. Ah ah. Öbürü de ne kadar kötü. Yani bu bir şey değil. Eleştiri değil bu. Evet Truffaut güzel örnek. Truffaut'la Hitchcock'un konuşmalarına bak. Yani şeyi görüyorsun. İşte o eleştirmen. Hıyarca bir laf yok orada hiç. Filmleri tamamen anlamış yani Hitchcock'un ne yapmaya çalıştığı şeyi anlıyor. Anlayamadığı yerlerde Hitchcock anlatıyor ve evet haklısınız diyor. Bazı yerlerde görüş ayrılığına düştükleri de oluyor ama hani. Yapıcı. Evet her şey. Yani bir ego savaşı yok ortada. Hı-hı. Ki ikisi de yönetmen olabilirdi de ama çok birbirlerine de saygılılar falan. Böyle olur yani bir gömme şeyi işte yok öbürü göklere çıkarıyor falan. O bizim adamımız öbürü bize düşman falan yani bunlar çok saçma şeyler ya. Bir mafyalaşma burada da var mı? Rüşvet işleri falan dönüyor mu? Zannetmedim ya. O kadar sinema Türkiye'de o kadar önemsenen bir alan değil yani. Hani şimdi sinema eleştirmenlerinin göklere çıkardıkları filmlere bak hiçbiri iş yapmıyor. Yerin dibine batırdıklarına bak milyonlar yapıyor zaten bitmiş yani. Ama hani PR diye bir şey de var ya sonuçta. Yok ya. Sinema eleştirmenlerinin Türkiye'de gerçekten bir etkisi yok. Peki hocam yönetmenler niçin korkar eleştirmenlerden? Abi şimdi eleştirmenle yönetmen arasındaki stres çok normal tabii ki yani. Birisi bir şey yapıyor öbürü de bir otorite. Şimdi aslında benim derdim otoritelikle. Ben aslında bir otorite falan değilim abi. Ben bazı şeyleri severim, bazı şeyleri sevmem. Kendimce nedenlerini açıklarım. Hani onlar da yanlış olabilir. Bir defa her insanın hayatta şunu kabul etmesi lazım. Söylediğin her şey yanlış olabilir aslında. Bir gerçekler var. Bazı şeyler
gerçektir. Hani sana bana göre değişmez. Dünya yuvarlaktır mesela, her ne kadar bir takım gabiler dünya yuvarlak değil dese de. Dünyanın yuvarlaklığı konusunda bir tartışacak bir şey yok. Bu böyle, üzgünüm. Bir sürü şeyde o kadar kesin konuşamayız. Ben bir şeyi beğenmem, öbürü beğenir. Ben açıklarım, o da karşısını açıklar. Fakat birisi bir otorite olduğu zaman, sen de film yapmışsın, geldi eleştirmen, gömdü senin filmini. Bu şimdi kimsenin hoşuna gitmez. Bundan hoşlanacak bir insan evladı yoktur. Ama ben şunu diyorum, iki türlü de hiçbir önemi yok aslında. Yani seni övmüşler, gömmüşler. Bu bütün eleştiriler için geçerli. Eleştirmenlerin hiçbir önemi yok abi. Yani gerçekten bir şeye dokunamıyorlar. Yani bu şimdi saldırırlar bana, biz önemsiz evet, miyiz diye, ama yani demek istediğim o değil. Bir şeyi değiştirmiyorlar yani. Hani bir okuyucu kitleleri var ama gerçekten bakıyorum ben, hani yazdıkları şeyler etki etmiyor. Yani seyirci bakmıyor bir defa. Yani şunu yaşamadık hiç. Bir film kötü girer, kötü açılış yapar ama eleştirmenler çok iyi yazınca düzelir. Olmadı böyle bir şey. Veya bir film çok iyi girer, eleştirmenler yerin dibine sokar, durmadı. Yani korelasyon yok. Seyirciyle şey kopmuş, bağ kopmuş. Sorun şu bence. Hepsi ideolojik bir bakış açısına kilitlenmiş durumda. Yani bir dünya görüşü var ve bir sanat bakışı var. Ona uyanlara okey, ona uymayanlara hayır diyor. Halbuki her şey kendi bağlamında değerlendirilir. Bunu daha önce de söylemiştim yani. Ne için yapılmış? Bu yapılan şey ne amaçla yapılmış? Nasıl bir hedef kitleye hitap ediyor? Nasıl bir biçim uygulamış? Nasıl bir içeriği var? Ona göre değerlendirirsin. Yani absolut, hani kesin, mutlak bir açıdan bakılamaz. Olmaz öyle saçma şey dememiştik ne zamandır. Bütün bu uzun girişi şunun için yaptım. Ben eleştirmen değilim. Sanırım siz de eleştirmen değilsiniz. Ama senin yüzünden filmleri eleştirir konuma geldik. O yol kötü bir yol abi. Tamam, kötü bir yol ama şu, bir filmi alıp da karşısında düzgün bir şekilde konuşabilen tek bir eleştirmen görmedim. Yok, o kadar abartmayayım. Ben bakmıyorum pek ne yaptıklarını ama bakayım. Mesela ben Ekşi Sözlük'te falan veya orada burada sosyal medyada kendi kendine blog yazan bir takım insanların makul mantıklı şeyler söylediklerini gördüm. Şahsiyeti şunun için konuşalım. Bizim söylediğimiz, bu programda benim söylediğim bir sürü şeyi aslında içeriyor. Cesur bir şey. Yani Türkiye'de belki de ilk defa benim yıllardır Masum'u seyretmemiştim, onun için onu dışarıda tutuyorum. Gerçekten karşımızda bir doğru düzgün, tırnak içinde, iş var. Ne demek doğru düzgün? Bir bütünlüğü var, özen gösterilmiş, jeneriğinden tut işte müzikleri seçimlerini beğenmedim ama her şeyiyle düşünülmüş, bir yol çizilmiş ve bir yönetmen var karşımızda. Onur Saylak. Onur Saylak. Bunu takdir etmek gerekir abi. Bunu yani buna bok atmak çok saçma olur. Güzel çalışmışlar ya. Görüntü yönetmenliğini de Feza abi yapmış. Feza Çaldıran. Feza abi. Feza bak abi. Şimdi bu var ya. Yalakalık abi. Yalakalık işte. Bu ne demek? Deminden beri bahsettiğim şey. Deminden beri al abi. Ama çok iyi örnek oldu. Yani bu işte eleştirmenliğin en büyük sorunu. Çünkü Nazım da conflict of interest içinde. Yani Feza'nın işini iyi bulmak, kötü bulmak dışında. Diyemez herif hiçbir şey. Yani o sektörde, tamam mı? Kötü dese ertesi gün karşılaş belki. Bu bir problem. Çok iyi çalışmışlar ya. Evet, evet. Ben çok beğendim. Ellerine sağlık abi. Ya ben buna da karşıyım. Yani bu da abi harika ya falan. Ne iş yapmış adamlar. Yok öyle bir şey. Yani bir deha ürünü falan yok karşımızda. Yok. Ya değil de bu zamana kadar yapılmışların içinde çok parlak iş değil mi? Allah aşkına. Görseli güzel. Güzel. Görsel de güzel. Güzel diyorum zaten abi. Yani niye herif bana bir şey daha... daha önce söylemiştim. Benim ölçüm şeydir. Hani ben çekmiş olmak ister miydim demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet, bunu çekmiş olmak isterdim. Üzgün yani. Bir takım problemleri var. Özellikle konuşalım ilk bölüm bayağı problemli bence. Sen ama hiçbir şey beğenmiyorsun. Sen yok hocam. Senaryosunu beğenmemişsindir kesin. Tamam, senaryosunu beğenmiyorum. İlk bölüm hakikaten doldur boşalt yani. Lan. Bir an önce mevzuya gelsene, o kadar niye geciktiriyorsun? Şöyle, heyecanlı yönetmen sorunu bu. Ama bu Onur Say'la suçlayamayız bu konuda. Şundan kaynaklanıyor. Dünyada hep konuşuyoruz ya, Türkiye'den Game of Thrones çıkar mı falan diyorsun sen. İnanılmaz bir kültür var. Bir dizi nasıl yapılacak belli. Amerikan dizilerine bak, hatta İspanyol dizisine bak. La Casa de Papel, ki onu da konuşacaktık. Çok konuşuldu, biz geriden geliyoruz ama. Böyle bir şey görmezsin orada. Ne görmezsin? Yönetmen aslında televizyonda önemsizdir. Yani ikinci önemlidir. Çünkü televizyon bir senaryo medyumudur. Yani o konuda haklısın sen. Evet. Çünkü sen orada, sinema değil bu. Sen bir hikaye anlatıyorsun. Gerçi bu televizyon da değil. Öyle bir karmaşa var şu anda. Yani televizyon dizisi değil bu. İnternet dizisi olduğu için oradan biraz yırtıyor ama yine de Casa de Papel falan da internet dizisi sayabilirsin. Çünkü Netflix'ten seyrediyorsun. Gerçekten dizi bir senaryo medyumu. Yönetmen ikincildir. O yüzden hep konuşuyoruz ya, Game of Thrones'ta 10 tane yönetmen var ama sen ayırt edemiyorsun. Yani yönetmen o kadar öne çıkmaz ve çıkmamalıdır.
fabrika işi. Değil. Çok iyi yönetmenler. Yani onların hepsi Onur Saylak'tan daha iyi yönetmenler büyük ihtimalle eğer bir kıyas yapılacaksa. Ama geri duruyor. Çünkü aslında yapmak istediği şey ben iyi yönetmenim göstermek değil. Orada bir şey anlatıyorsun. O anlattığı şeyi en rahat, en açık anlaşılır, en doğru tempoyla nasıl anlatabilirim? Ve çoğu oyunculukla uğraşır. Yani yönetmen dediğin şey aslında oyuncuyu yönetmektir. Yani öbür türlü çünkü yok kamera oradan alayım falan. Yani onlar hep bu programda konuştuğumuz şeyler. Onun için üzücü. Çok çok iyi olabilecek bir şeymiş şahsiyet. Evet. Bir noktaya kadar çok da iyi olmuş ama daha iyi olabilecek bir şeyken bir heyecana kurban gitmiş. Heyecan da şu, bir sürü insan da yazdı bunu aslında. Yani doğru düzgün eleştirmenler de var. Mesela şeyi düşün, ilk bölümdeki doktor sahneleri. Alzheimer oldun diyecek. Abi... Diyemiyor bir türlü. Yani biz bak şimdi bu açı var, öbür açım da çok güzeldi falan. Güzel. Mesela ilginç bir sanat yönetim tercihi. Çok da iyi yapılmış ama mesela doktor odası mı bilmiyorum. Her şey fazla stilize. Bilerek yapılmış bu ama. Haluk Bilginer'in evinden tuttu oradaki ışık. Güzel iş. Bak herkes güzel iş yapmış. Ama her şey biraz fazla. Yani başta da yönetmen olmak üzere. Belki de göstermek istemişlerdir hocam ya. İşte abi o bu şeyden kaynaklanıyor. Az yapılmış olduğu için. Ha bu bak bizim de başımıza gelebilir. Yani biz de o fırsatı bulsak. Yani deseler ki İFA'ya al çek. O ayarı kaçırmak çok kolay. Çünkü Arap yağı bol bulunca durumu oluyor tamam mı? Yani bulmuşsun sana da yürü demişler. Yükleniyorsun. Aslında bu benim hep bölümler boyunca bahsettiğim şeye gidiyor. Öyle bir film yapacağım ki yani. Öyle bir dizi yapacağım ki mahvedeceğim sizi falan. O açıdan fazla olmuş yani. O kadarına gerek yoktu ama güzel. Şeyleri nasıl buldunuz? Oyunculukları? Haluk Bilginer'i çok konuşacak bir şey yok herhalde. Türkiye'nin en iyi oyuncusu herhalde. Mesela ilginç şekilde yan rollerde başarılı. Demiştim ya onu bir kere. Esas sorun yan rollerdedir diye. Oralar büyük oranda çözülmüş. Yani mesela şöyle çok eleştiri gördüm ya. Öyle polis olur mu? Sinema gerçek değildir. Hayalidir abi. Hani o öyle olur mu falan. O saçma bir eleştiri o yani. Öyle polis olur mu? Olur. Sen onu yedirebilirsen ama. Bu çok önemli. Yani sinema gerçek olmak zorunda değil. Ama inandırıcı olmak zorunda. İnandırman lazım o dünyayı. Ya mevzu belli. Bu adam Alzheimer olmuş. Alzheimer olduğu için de başlayacak öldürmeye. Ama bunu o kadar uzun sürede o kadar gevşek anlatmaya gerek var mıydı? Temposu biraz düşük. Ama tabii şimdi bak biz öyle bir kültürden geliyoruz ki 150 dakikalık dizilerden bir anda 50'ye 60'a düşünce bulamıyorsun tam yerini. Breaking Bad'e çok benzettim ben de. Geldi şimdi. Gerek görmeyin efendim. Senaryo Arak mı yoksa Özgün mü? Niye Arak olsun abi bilmiyorum ya. Abi Arak diye bir şey yok bırakın bu kafaları ya. Önemi de yok onun. Bir şeyin Arak olduğunu anlamak. Ben onu izlemiştim o şuradan Arak falan. Titriyor bir takım herifler. Breaking Bad'de de öyle işte adam kanser oldu arkasından met yaptı. Sattı. Abi bin yerde olan bir fikir bu ya. Yani fikir patentlenemez oğlum. Bu kafa çok saçma. Boklayacak ya namussuz. Onun dediğini diyenler var. Ya o kardeşim bir defa şu açıdan takdir edelim. Bir kişi de başka bir şey yapsın. Yani, o açıdan ben bayıldım yani. Yani yeter ya. Yani yeter hakikaten. Bir takım aile içi dramalar falan yani. Yeter bir tane de böyle bir şey olsun. Olur yani ve seyrettiriyor. Temposu falan bozuk ama. Yok. Bu ne lan demiyorsun yani. Kapatayım demiyorsun. İzliyorsun. Ama başka bir problem var. Bedava bu aslında bak. Şimdi böyle bir problem var. Ben o kafayı da anlamadım daha ya. Amme hizmeti. Dur da sana onu anlatayım. Konvansiyonel medya reklamla yürüyordu. YouTube'u da aslında reklamlar yaşatıyor. Yani bizim gördüğümüz her şey paralı aslında. Bunu insanların kesin olarak anlamasını istiyorum. Bedava hiçbir şey yok. Bir tek olmaz öyle saçma şey var. Ama onun da yani YouTube para ödüyor oğlum. Megabyte başına para ödüyor. YouTube'un serverları var. O evet. Serverların maliyetleri var. Bir de data transfer, veri transfer maliyeti var. Yani bu program her seyredildiğinde YouTube'un cebinden para gidiyor. Bu bir defa anlaşılması lazım. Şimdi bunu bugüne kadar nasıl sağlıyorlardı? Reklamla. Yani YouTube bir takım reklamlar çıkarıyor. O reklam slotlarını, slot deniyor. Reklam yerlerini satıyor. Bu yani. Televizyon da bu şekilde yürüyordu. Şimdi bu bitiyor. Reklam artık eskisi kadar izlenmiyor. Konvansiyonel televizyon artık eskisi kadar izlenmiyor. Ne oldu? Platformlar çıktı. İşte Netflix öyle bir şeydi. 100 milyon abonesi var. Ne yapıyor? Abonelerden ortalama 10 dolar topluyor. Bu ne demektir? 1 milyar dolar para topluyor. Ayda. Vay anasını. Şimdi Türkiye'de de böyle platform deniyor bunlara. Yani bunlar kanal değil. İçeriği alıyor. Kendi platformunda satıyor. Netflix gibi yapılar yiyebildiğin kadar. Yani aslında şey gibi pizzacıya gidersin vardır ya öyle eskiden öyle şeyler çok modaydı. 29 lira ver istediğin kadar pizza ye. Neden? Çünkü adam şunu biliyor ki sen ne kadar pizza yiyebilirsin. Tabii seni tanımıyor. Çok zarara uğratmışlığımız vardır canım mekanı. Onu da hesaplıyor. Hayvan gibi yiyecek olanları da hesaplıyor. Ortalama bir fiyat buluyor. Diyor ki ben bunu 29 liraya satarsam Netflix de öyle 10 dolara satıyor. İstersen sen gece
gündüz seyret. Mümkün değil adamlara zarar vermen. İkinci bir metot Apple'ın metodu, Apple TV. Orada da tane tane satıyor. Şimdi mesela ben Walking Dead'i parasını verip izliyorum. Bölüm başı $3 veriyorsun. Şimdi bir sürü insan şey diyecek. O Cina'yı ya torrentten indiriyoruz diyecek ya. Oraya getireceğim konuyu. Para vermeden bir şey alamazsın kapitalist sistemde. Yok öyle bir şey. Bu parayı ya dolaylı olarak vereceksin. Yani sana reklam seyrettirecekler ve sen de senin zamanından aslında bunu çalacaklar. Ve cebinden çalacaklar. Yani orada çıkan reklamlardan gidip birileri bir şeyler alacak. Bu da bir para almaktır. Fakat artık insanlar reklam görmek istemiyor. Bu durumda da işte bu platformlar çok yaygınlaşmaya başlayacak. Netflix zaten başardı. Türkiye'de de iki tane platform var benim bildiğim. Belki başka da vardır. Biri Blue TV, abonelik sistemiyle çalışıyor. Fakat abonelik sistemi de Türkiye'de iyi işlemiyor. İnsanlar Türkiye'de her şeyin bedava olmasını arzu ettikleri için bu ta başta konuştuğumuz çiftlik bankla da ilgili. Yani ben hep alayım abi. Bana gelsin ben hiç vermeyeyim. Şimdi yok öyle bir dünya. Yani illa sen de bir şey vereceksin oğlum. Bir şey seyretmek istiyorsan ödeyeceksin bunun parasını. Bunun kaçışı yok yani. Puhu TV diye bir platform var. Onlar da Türklere daha uygun olduğunu düşündükleri bir metotla bedava yaptı. Nereden bunun parasını çıkarıyor? Dacia'dan almış mesela. Yani sürekli Dacia kullanıyorlardı dizide belki. Görmüşsünüzdür. Hı hı. Sonda bayağı bir sponsor çıktı. Yani aslında yine reklam ama şey değil. Yani diziyi bölüp içine girmiyor. Ürün yerleştirme gibi bir reklam metoduyla yürüyor. Bilinmeyen bir toprakta gidiyorlar şu anda. Ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorlar. Deniyorlar yani. Şuna gireceğim. Bence bu da yanlış metot. Para vereceksin oğlum. Yani bunu seyircilere söylüyorum. Para ver ya. Yani bu kadar korkacak bir şey yok bunda yani. 2 lira, 3 lira, 5 lira bir şey seyretmek istiyorsan. Ama hocam sen diyorsun. Ama ya. Hocam vermek istemiyorum. Senin vaktin değerli. O 2 lira ver 10 saniye reklam izlememek için 2 lira veriyorsun ya. Hı-hı. O adamın o 10 saniye değerli diyebilirim yani. Ben parayı Walking Dead'e zaman kazanmak için vermiyorum. Konfor abi sen bir şeyi ama. Seviyorsan aslında onu sen yapıyorsun ona. Bir sürü insana çok garip gelecek bu ama. Sponsor ediyorsun. Tabii ki benim Türkiye'den kalkıp Walking Dead'i sponsor etmem çok saçma ama yani zaten ihtiyacı yok. Herifler yapıyorlar yani. Ben yapmasam da yaparlar. Bir şeyler için para ödemekten bu kadar korkma abi. Çünkü hakikaten atla deve paralar değil bunlar. Ayda 10 dolar verirsin istediğin şeyi seyredersin abi. Ne olacak yani? Yok Netflix çok ucuz hatta. Hocam asgari ücret ne kadar biliyor musunuz? Askeri ücret. Askeri ücret. Şimdi 10 dolar oraya ver, 20 dolar buraya ver. O zaman pastaya ben. Türkiye'deki sorun ancak böyle çözülür. İnsanlar iyi şeyler görmek istiyorlarsa, şahsiyeti beğendilerse ve şahsiyet gibi başka şeyler görmek istiyorlarsa parasını verecekler. Bunu iki türlü yapabilirler. Bir üçüncü metot yok abi. Yani ya reklamla olacak ya sen para vereceksin ya da dilinin biri çıkıp bunu finanse edecek. Sanat dediğin şey senin, bu da hep yanlış anlaşılmaya çok müsait bir şey. Sanat tamamen burjuvanın finanse ettiği bir şeydir. Bütün büyük ressamlar, neredeyse hepsi 20. yüzyıla kadar zengin birilerinin finansörlüğüyle yaptılar. Yani senin Rembrandt dediğin adam portre çiziyordu. Yani bir takım zenginlere portre çiziyor. Ya. Mesen deniyor buna. Sipariş alıyor. Bir takım zenginler bunları besliyor yani sanat yapmaları için. Yani Bach'lar, Beethoven'lar hepsi öyle. Yani kral para veriyor, yapıyor. Hiçbir zaman hiçbir şey bedava değil. Yine çiftlik bank meselesine de buradan geliyoruz. Yani hep aynı zihniyet var Türkiye'de. Yani bedava olacak abi. Nasıl olacak ya? Bu kendi kendine mi vücuda gelecek? Yani birileri bunu yapacak. Bundan ekmek yiyecekler. Yani bunların desteklenmesi lazım. Onun için de kötü dememek lazım zaten. Ya Cansu Dere seçimi Cansu ilginç bir seçim olmakla birlikte aslında yine konuştuğumuz şeylerle ilgili. Yani izletmen lazım. Yani izletmek için de star koyman lazım. Star olarak da Haluk Bilginer var. Karşısında da Cansu Dere'yi koyuyorsun. Yani bunda çok şaşacak bir şey yok. Donuk olmuş ya böyle. Donuk geldi bana. Biraz fazla çalışmamış gibi. Haluk Bilginer de hiç çalışmadım diyor. Haluk Bilginer tecrübe adam. Hocam, çıkar. Haluk Bilginer. Pat pat yapar. Zor bir seçim bence. Star mı koyacaksın yoksa no name bir oyuncu? Şimdi no name bir oyuncu koyma şansları yokmuş demek. Böyle bir diziyi yapmak çok zor. Yani böyle bir diziyi kabul ettirmek çok zor. Bu şekilde yapmak çok zor. Sırf bu yüzden bile tebriği çok hak ediyorlar. Yaptırmazlar bu piyasada. Ve şimdi bakıyorum bir anda herkes sektörde de hani ha demek ki böyle bir şey varmış. Ama herkes başarısız olmasını istiyor. Bak söyleyeyim sana. Çünkü bu paradigmanın yürümesi şimdi bir düzen var. Oh 150 dakika yaz baba yaz. O ona baktı bu buna baktı. Çok da uğraşmayalım. Geçsin gitsinci bir rant var orada. Şimdi o rantın tehlikeye girdiğini herkes görüyor. Yani birisi çıkıyor bayağı iyi bir şey yapıyor. İyi tırnak içinde söylüyorum. Sorunlarını bir kenara koyarak. Şimdi herkes tedirgin. Lan ya bu olursa bizim bütün burada kurduğumuz düzen değişecek. Ne yapacağız? Biz jenerik mi yapmak zorunda kalacağız? Böyle bir dizi yapmak gerçekten çok zor. Onun için bütün ekibi tebrik ediyorum. Yani tebrik etmek benim haddim değil belki ama yani iyi bir şey yapmaya çalışmışlar. Yeni bir kuşak geliyor. Bu kuşağa artık o konvansiyonel dizileri satamayacaksın. Çok az kaldı yani. Başka şey talep edenler var. Şimdi bunlar onun için söylüyorum.
başka şey talep edenler sayılarını ne kadar arttırırsa bu taleplerinin yerine gelme ihtimali o kadar artıyor. Tabii onlar da bunu deniyorlar. Yani biz buradan bir şey yaparsak ne kadar bir talep var? Şimdi talep düşük olursa gerçekten o zaman yine eski usule döneriz. Onun için bu dizilerin başarılı olması en çok beni sevindirir. Yani çok başarılı olmalarını dilerim. Casa de Papel'e bakınca arada hala tabii bir fark var. Türkiye'de sanat anlaşılmamış. Yani sanat şey anlamda söylemiyorum. Yüksek sanat anlamda söylemiyorum. Nuri Bilge Ceylan tipi. O tür sanattan bahsetmiyorum. Bir şey yapacağın zaman bu bir iletişimdir. Film yapıyorsan, dizi yapıyorsan bu bir iletişim ortamıdır. Ve ilk amacı bir mesaj iletmektir. Mesaj kötü anlamda mesaj değil. Bir hikaye var, onu anlatacaksın. Burada ta başta dediğim gibi yönetmenin aslında saklanması lazım. Ben harika yönetmenim, ben nefis senaristim değil. Yani orada her şey ben kostüm, çok iyi kostümler buldum, çok iyi açılar var. Abi ne kırmızılar verdim oradan değil yani. O nereye bağlayacağımı anladınız herhalde. Marshall McLuhan'a geliyor yani. Bütün iletişim teorileri gider oraya bağlanır. Sen o anlatmak istediğin öyküye uygun dili, sanat yönetimini, rengi, kamerayı, lensi bulacaksın. Tersten gelirsen olmuyor. Önce ben abi harika açılar bulayım mı? Gelir geriye doğru olmuyor. Zor dostum zor, sevilmeden sevmek.